Hey Evrim Lisesi takipçileri, Türk yapımı oyunların evrimine hoş geldiniz. Hadi biraz evrimleyelim. Türk yapımı denince akla Exua gelse de aslında Mount & Blade gibi birçok Türk yapımı oyun mevcut. Bu oyunların hepsini bu listeye almam mümkün değil. Bu yüzden en popüler olanları listeye ekledim. Senin de bildiğin güzel Türk yapımı oyunlar varsa yorum olarak belirtebilirsin. Buraya kadar izlediysen like butonuna bas dostum. Like butonunu hadi birlikte çökertelim. Pusu denince akla Kurtlar Vadisi gelse de aslında Türk yapımı 3D aksiyon oyunu. 19 Mayıs 2005 yılında piyasaya sürüldü. Oynanış yapısına bakınca GTA 3'tekine benzer bir yapı var. Fakat ben daha çok Max Payne'e benzettim. Zamanın şartlarına göre süper ötesi denilebilir. Kabus 22. Son Işık tarafından geliştirilip Türkiye'de Vestel firmasınca yayınlanan, üçüncü kişi bakış açısıyla oynanan hayatta kalma korku türlerinde 3 boyutlu bir video oyunudur. Oyunun yurt dışı dağıtımını Merscom firması üstlenmiştir. Oyun 22 Aralık 2006'da piyasaya sürülmüştür. Oynanış tarzına baktığımızda Resident Evil serisinin ilk oyunlarını anımsar gibi oldum. İstanbul Kıyamet Vakti. Türkiye'deki ilk MMORPG türü oyun olan İstanbul Kıyamet Vakti, Sobe ve Mynet işbirliğiyle hazırlanmış ücretsiz bir oyundur. Adından da anlaşılacağı gibi İstanbul sokaklarında geçen bir oyun. Oyunda 3 karakter tipi var: savaşçı, şifacı ve tabii ki büyücü. 1 Nisan 2007'de oyun yayına alındı. 2007'den bu yana grafik ve oynanış yapısının geliştirildiğini görüyoruz. Fakat maalesef günümüz oyunlarıyla rekabet edecek düzeyde değil. Crysis. Giresunlu Cevat, Avni ve Faruk Yerli kardeşlerin 1999 yılında kurdukları Crytek firması tarafından geliştirilen Türk yapımı harika bir FPS oyunu. Uzaylılar ile dünyalılar arasındaki savaşı konu alan bu oyun bilim kurgu sevenler için gerçekten güzel. Oyunun ilk versiyonu o kadar çok tutulmuştu ki oynarken kendimizden geçiyorduk. Oyunda kullanabileceğiniz birçok özellik olması oyunun zevkini arttırıyordu. İlk Crysis 2007'de çıktı. Crysis Warhead 2008'de piyasaya sürüldü. 2011'de ise Crysis 2 geldi. Hemen 2 yıl sonra 2013'te ise Crysis 3 piyasada yerini aldı. Peki bunca zaman geçti ama neden Crysis 4 çıkmadı? Bence bunun nedeni değişen oyun sektörünün online mecralara kayması diyebiliriz. Mount & Blade. Türk oyun firması Taleworks tarafından geliştirilen, 6 Eylül 2008'de yayınlanan ve gönüllerimizde taht kurmuş harika bir oyun Mount & Blade. Mount & Blade Warband genişleme paketi 2010 yılında piyasaya sürüldü. İlk oyundaki hatalar giderildi ve oyun daha akıcı bir hale geldi. Fire and Sword genişleme paketi 2011 yılında piyasaya çıktı. Taleworks'un izniyle Siege Studio ismindeki bir Rus firması tarafından geliştirildi. Burada biraz Rus parmağı var. Şunu bilmenizi isterim ki bunca yıl geçmesine rağmen halen oynanabilen nadir Türk oyunlar arasında. Oynaması gerçekten zevkli bir oyun. Son olarak Mount & Blade 2 Bannerlord'un piyasada bu yıl içinde yer alması bekleniyor. Ön incelemelerine baktığımda yağ gibi grafiklerin, müthiş savaş ortamının bizi beklediğini görüyorum. Uzun zaman sonra tekrar baltalara kuşanıp savaşa gidebiliriz. Çabuk tut elini Taleworks. Sabırsızlanıyoruz. Oh yeah. Warface, Crytek firması tarafından geliştirilen, online oynanabilen ve ücretsiz olan MMO FPS oyunudur. Oyunun ek olarak Battle Royale modu çıkmıştır. Oyunu incelediğimiz zaman grafiklerin yağ gibi akması bizi bizden alsa da bu grafikleri çalıştıracak sistem sahibi arkadaşlarımızın az olması bu oyuna olan ilginin de az olmasına neden olmuştur. Monochroma, İstanbul merkezli No Hill Studios tarafından geliştirilen platform bulmaca türünde sinematik bir video oyunu. Oyun 2014 yılında piyasaya çıkmıştır. Gerek grafikleri, gerek oyun içi oynanışı olarak farklı bir tür. Aynı zamanda bu tarz oyunları seven kişiler için biçilmiş kaftan. Merak ettiniz değil mi Zula nerede diye? Geldik şu anda en çok oynanan Türk yapımı oyuna. Zula. 2006 yılında piyasaya sürülen MMO FPS türünde Türk yapımı bir online FPS oyunudur. Yaptığı yenilik ve geliştirmeler ile oyuncuların kalbinde taht kurmuş ve kendini sevdirmiştir. Tabii ki bir o kadar da rakip oyunlardan esinlenmiş ve rakip oyun haritalarının replikalarını kullanmıştır. Son zamanlarda oyuncu kitlesinde kayıp yaşasa bile seveni çoktur. Bu arada Zula evrimini bitiş ekranından izleyebilirsiniz. Halen abone değilsen abone olup bildirimleri açmalısın. Kayıp yaşasa bile seveni çoktur. Bu arada Zula... Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Sağ köşeden çıkabilir. Hoşça kalın. Bye.